Yazılı Yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 1. dönem 2. bilişim teknolojileri ve yazılım dersi yazılı sorularımızı çözeceğiz, inceleyeceğiz. Daha fazla yazılı örneği istiyorsanız da yazılı.net adresimize uğrayabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Google haritalar uygulamasında bir yolda sanki arabanın içine gidiyormuş gibi 3 boyutlu olarak yolların etrafındaki her şeyin gerçek fotoğrafının görülebildiği özelliğe ne ad verilir deniliyor. Sokak görünümü, Yol tarifi, uydu görünümü, trafik durumu. Cevabımız C şıkkı uydu görünümü olacaktır. Çünkü e, haritalarda uydu görünümü direkt uydudan sağlanmaktadır ve her şey gerçekmiş gibi gözüküyorsa bu görüntü uygu değil uydu şu burayı da düzeltmiş olalım, uydu görünümü şeklinde olacaktır. 2. Aşağıdakilerden hangisine göre Google'da görsel araması yapılamaz? Boyutuna göre, fiyatına göre, rengine göre, zamanına göre Rengine göre, e, boyutuna göre aramalar boyuta, rengine ve türüne göre yapılmaktadır. O yüzden boyut vardır, rengi vardır, zamanı da vardır, türü de vardır aynı şekilde. Ama fiyatına göre yoktur. Çünkü görsel aramalarda herhangi bir şey satılmamaktadır. Satın almak istiyorsanız o görsel aramanın yerindeki alışveriş sekmesine girerek oradan satın alabilirsiniz. Ama Google görsellerde böyle bir şey yoktur. 3 Aşağıdakilerden hangisine göre Google'da arama yapılamaz? Webde arama, video arama, ses arama, kitap arama diye baktığımızda Webde arama vardır arkadaşlar, video arama vardır, kitap arama da vardır. Google kitaplardan gene book, e, book nokta veya books olması gerekiyor. Oradan kitap araması da yapabilirsiniz ama bunun gibi ses araması yoktur. Sesli bir şekilde mikrofonunuza bağlanarak arama yapabilirsiniz ama ses araması söz konusu değildir. Onun haricinde Google'da video araması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Görsellerin yanında videolar da var. Web arama da yapabilirsiniz ama ses arama yapamazsınız. İnternette belirli anahtar kelimeler ya da belirli belgeleri kullanarak arama yaptığımız bizim ilgili sonuçlar sunmaya çalışan web sitelerine ne denir? Sosyal medya, arama motoru, forum, blog, cevabımız C şıkkı arama motoru olacaktır. Bir örneği de Google olarak söyleyebiliriz. Google sayesinde biz istediğimiz sitelere bu web site aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Bunun haricinde Yandex vesaire de gene bu şekilde kullanılmaktadır arkadaşlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru değildir? Google.com bir arama motorudur. Yandex aynı şekilde, Bing aynı şekilde. Gmail.com bir arama motoru değildir. Bu e-posta servisi olacaktır. E-posta e-mail'lerimiz için bu siteye giriş yapabiliriz, ama onun haricinde bir arama motoru değildir arkadaşlar. Bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan elektronik cihaza denir? Bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan cihazımız modemlerdir. Hani modemler sizin zamanınızda pek daha bu şekilde değildi. Hani arkadaşlar, hani sizin zamanınızda böyle değil. Daha önceki zamanlarda bu modemler telefon hattı üzerinden bağlanılmaktaydı. O yüzden ev hattı olması gerekiyordu. Eğer bir evde modem varsa ev hattından çalışmaktaydı. Günümüzde ama böyle ilerlemiyor sistem. O yüzden bilmeniz biraz tuhaf kaçabilir ama önceki dönem için böyle bir şey evet söz konusuydu. A kartı değildir. Arama motoru, internet tarayıcısı değildir. Cevabımız Adana şıkkı modem olacaktır. 7. Aşağıdaki kullanıcılardan hangisinin bilgisayarına zararlı yazılım yani virüs bulaşmış olduğu söylenilemez. Bora diyor ki Bilgisayarım son günlerde çok yavaşladı. Evet söylenebilir yani yavaşlamasının sebebi belki de bu virüslerdendir. Bilgisayarımdaki fotoğraflar kendiliğinden siliniyor. Gene kendimizin dışında yapmış olduğumuz bir işlemde de virüsler ön plana çıkabilir. Okan demiş ki bilgisayarında istemediğim programlar ve internet sayfaları açılıyor deniliyor. Evet bunun e, oluşması da gene virüsler sayesinde olabilir. Uğur bilgisayarımı yere düşürünce için... E, İç ekranı kırıldı demiş. İç ekranın kırılması bilgisayarı düşürmek kendi suçudur. Hani başka dışarıdan yapılan bir etki yoktur, bir virüs yoktur. Zaten bir virüs donanıma böyle bir zarar veremez. O yüzden bu cevabımız yanlıştır. Cevap da denizi şıkkıdır arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Zararlı yazılımlardan korunmak ve zararı en aza indirmek için aşağıdaki kullanıcıların hangisini söylediği yanlıştır. A şıkkında antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarı kullanmalıyız. Kesinlikle virüslerden kurtulmak için antivirüs kullanmamız gerekiyor. Önemli bilgilerimizi yedeklemeliyiz kesinlikle. Mesela ben yazılayım.net sitesi için konuşacak olursam arkadaşlar. Hani bu sitemize bazı birkaç saldırılar olmaya başlandı. Bu saldırılarla beraber sitemize girilmiyordu. Sistemi ben hatırlıyorum yani 3-4 kere baştan yaptığımı bilirim. Bundan dolayı da her zaman yedeğini almaya çalışıyorum. Bu da önemli bir ifadedir. Antivirüs yazılımını hiç güncellememeliyiz yanlıştır. Sürekli güncel tutmalıyız ki sürekli virüs teknolojisi gelişiyor. Buna bağlı olarak antivirüs teknolojisi de gelişmektedir. Ondan dolayı güncellik çok önemli. Aybüke diyor ki güvenilir olmayan sitelerden program, müzik ve oyun indirmemeliyiz. Evet kesinlikle doğru arkadaşlar. Senin uzantısına bakmalıyız. Siteyi araştırmalıyız. Ondan sonra indirmelerimizi gerçekleştirmemiz gerekecektir. 9 Aşağıdakilerden hangisini bir antivirüs programı yapması beklenmez. Zararlı yazılımlara karşı dosyalarımızı korur. Evet doğru Yaz zararlı yazılımları algıladığında bizi uyarır. İnternette gezinirken gizliliği, performans veri, verimliliği arttırır. Kesinlikle. Parayla satılan oyunları kaçak oynamamızı sağlar. Yanlıştır. Zaten böyle bir şey de doğru bir şey değildir. Etik olarak doğru değildir. Çünkü o oyunu yapan firma bir yatırım yapıyor, bir para harcıyor, insanları çalıştırıyor. Ve bu sayede bir oyun ortaya çıkartıyor. O oyunda parayla satılıyor arkadaşlar. Hani gelir elde etmesi açısından. Ha siz gidip bir dükkandan bir eşyayı çalmışsınız ha e, bir oyun firmasının yapmış olduğu oyunu kaçak bir şekilde parasız indirip oynamışsınız. İkisi de gene aynı düzlemde olacaktır. Etik ve ahlak kurallarına uygun değildir. O yüzden zaten antivirüs programında böyle bir şey yapmaz. Parola bilgilerimizi güvenli tutabileceğimiz araçlar sunar. Kesinlikle doğru. Zaten amacı odur. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bilgileri güvende tutmak için yapılması gerekenler arasında değildir? Verileri şifrelemek. Evet verilerimizi, verilerimizi e, karşı tarafın ulaşamaması için şifrelememiz gerekmektedir. Bilgisayara açılı şifresi koymamız. Evet gene bu da doğru bir ifade. Çünkü biz bilgisayarımızı bir yerde unutabiliriz. Bilgisayarımız çalınabilir. İstemediğimiz kişiler direkt açtığında şifre olmazsa eğer bilgisayarımıza erişim sağlayabilirler. Bu da istemediğimiz bir durum olur. Bilgisayarda film izlemek arkadaşlar bilgileri güvenli tutmak için yapılması gereken bir ifade değil. Bu eğlence amaçlı yapılır. Herhangi bir koruyuculuğu yoktur mantıkken. Antivirüs yazılımları kullanmak gene bizi koruyacaktır. Cevabımız C H. şıkkı. 11. GIF hangi dosya türünün uzantısıdır? Resim, hareketli resim, çalıştırabilir dosya, video. Şu anda günümüzde de oldukça popüler arkadaşlar. WhatsApp'tan biliyorum ki WhatsApp gruplarında, sınıf gruplarında birbirlerinize bu giflerden çok çok atıyorsunuz ve siz de bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Tabii ki de hareketli resimlere resimlerin uzantısı gif olacaktır. Bu şekilde bunu da belli edelim ve arka sayfamıza geçelim. Hatta geçmeden önce sizden ben bir abone like isteyeceğim. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sizler için bu videoları çekiyoruz yüksek notlar almanız için. Sizler de bizler için bunları yapabilirsiniz. Bu şekilde bize destek olup bizim motivasyonumuzu arttırabilirsiniz. 12 ile devam edelim buradan. Yanda bazı kelimeler ve bunların karşısında bu kelimelerin şifrelenmiş halleri bulunmaktadır. Buna göre çamur kelimesinin şifrelenmiş hali hangisidir denilmekte. Şimdi burada e, çözmemiz gereken bir şifre var. Şöyle baktığımızda ilk kelimemizden şunu çözmemiz gerekiyor. Mesela bakın ağaç için 9397 sayısı verilmiş. Ağaçta kaç A ağ var? 2 A var gördüğünüz gibi. Burada kaç 9 var? 2 tane 9 var. O zaman A'nın karşılığının şifrelenmiş halinin 9 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra yumuşak ye, Hani onlara bakmaya gelip çamurda olan kelimelere, e, harflere baktığımızda Ç. Ç burada numaralı olarak 7 de verilmiş. Ç de 7 olarak numaralandırmış. Yani her harfe bir numara verilerek şifreleme sağlanılmıştır. A'yı da tamamladık. M'ye ihtiyacımız var. M'ye bakacak olursak ormandaki ortadaki M bu şifremizdeki ortadaki sayıya denk gelecektir. M de buradan 4 gelecektir. U'ya ihtiyacımız var. Akarsu'daki U'yu alacağız. Bu da son harfidir. Şifrede de son sayı olacaktır. U da buradan. 5'e eşitmiş. R'ye ihtiyacımız var. O da bizden isteniliyor arkadaşlar. Ee, yok zaten Akarsu'dan da bulabiliriz. Sondan üçüncü. R'de 2 numara ile gösterilmektedir. Hemen çamuru oluşturalım. Ç şey için 7 yazıyoruz. Ç'a A için 9 yazıyoruz. Ç'a M için 4 yazıyoruz. U için 5 yazıyoruz ve R ile 2 şeklinde oturtuyoruz. Sonuçta şifremiz 79.452 Adana şıkkı olmuş oluyor. Bu şekilde mantık kurarak kafanızı çalıştırarak bulabilirsiniz. 13. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar oyunlarının olumlu yanıdır? Düşünce ve strateji becerilerini geliştirin. Evet doğru her ne kadar zararı olsa da o oyunlardaki durumları yönetmek için beyninizi düşüncelerinizi ve stratejileri kullanmanız gerekmektedir. Bu yönden olumlu yanı olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla vakit kaybeden olabilir. Bu olumsuz yanıdır. O yüzden bunu olumlu olarak alamayız. Eğitimimiz için gerekli olan zamanı ayırmamıza engel olabilir. Evet, doğru. Bu da olumsuzdur zaten. Bunu da olumsuz olarak söylememiz gerekiyor. Doğru bir ifadedir. Buna da eksi koyalım. Bireyleri gerçek yaşamdan uzaklaştırarak yalnızlığa sürükleyebilir. Bu da olumsuz bir ifadesi sonucu olacaktır. Bizden olumlu arandığı için cevabımız Adana Şıkkı'dır. 14. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar oyunlarının olumsuz etkisidir? Eğlence amaçlı, hoşça vakit geçirmemize sağlar bu olumlu bir etkisi olacaktır. Bazı oyunlar bizleri gerçek hayatta da şiddete yöneltebilir. Bu olumsuzdur tabii ki de. Hani orada eğer çocuklar oynarsa, erken yaşlarda oynarlarsa akılları yetmezse o oyunu sanki gerçek gibi düşünebilirler hatta zamanında e, Spider-Man oyununu oynayarak filmini izleyerek kendini camdan atmış çocuklar var arkadaşa uçacağını düşünüp hani ağ atacağını düşünüp hani o oyunu filmi gerçek hayatı uyarladığını düşünüp aklı yetmediği için bu şekilde hareket eden çocuklar olmuştu zamanında ondan dolayı bu da olumsuz bir etkisidir. Eğitici oyunlar sayesinde yeni şeyler öğrenebiliriz Tabii bunun yanında eğitici oyunlar da bize güzel şeyler katacaktır olumludur. Bir oyunu oynayarak çeşitli stratejiler geliştirebiliriz. Bu da strateji geliştirme, e, zeka oyunları bakımından gene bu da olumlu bir yanıdır. Bizden olumsuz istenildiği için cevabımız Adana Şıkkı. 15. Aşağıdakilerden, e, aşağıdaki mesleklerden hangisi geleceğin meslekler arasında değil? Market yerleri geleceğin bir mesleği değildir. Geçmişte de vardır, gelecekte de olmaya devam edecek. O yüzden herhangi bir e, burada geleceğin mesleği şeklinde bir ibare söylememize gerek yok. B şıkına baktığımızda sosyal medya uzmanlığı deniliyor. Sosyal medya uzmanlığı geçmişimizde yoktu ve şu anda yavaş yavaş popüler olan bir meslek dalıdır arkadaşlar ve gün geçtikçe popülerleşmeye de devam ediyor o yüzden geleceğin bir mesleği olarak gösterilebilir. Bilgisayar programcılığı da aynı şekilde hani hayatımız şu an bilgisayar üzerinde, programcılık üzerinde ilerlediği için bu da geleceğin meslekleri arasındadır. Günümüzde de zaten oldukça popülerdir. Siber güvenlik uzmanlığı da aynı şekilde o da gelecekte daha fazla ihtiyaç duyacağımız ve o yönde gelişmesi muhtemel olan meslekler arasındadır. Ama market kasiyerliği bunun hani gelecekle bir alakası yoktur. Aslında hani geleceğin bir mesleği olmama özelliğine sahip ileride çünkü hani kendi kendine e, çevirebilen kasalar olacaktır, marketler olacaktır. Bu sayede market kasiyerliği belki de bitebilir arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. 16 kendi yaşadığı evin bir bölümünü iş yeri haline getirerek evde internet üzerinden yapılabilecek çeşitli işler yapmak olarak tanımlanan çalışma düzeni nedir? Ev, ofis, home office yani. Evet doğru. Eğer bir kişi e, evinden çalışıyorsa o çalışma düzenini ortamına home office denilmektedir. Bunu da günlük hayatımızda kullanıyoruz. Pandemiden sonra da zaten oldukça etkisini gördük. Herkes evinden çalışmaya başladı. Home office bir şekilde. Burada aşinasınız zaten. Cevabımız aşıkkı. Diğerlerine de bakalım. Çevrimçi konferans değil, oyun programlayıcısı değil, grafik tasarımcısı değil. Cevabımız Adana şıkkı. 17 ile devam edelim. İnternette güvenli olmayan web siteleri için aşağıdaki kişilerden hangisinin söylediği yanlıştır. Merve bu sitelere üye olmamalıyız. Evet doğru. Hani üye olup o siteye e-posta adresimizi, telefon adresimizi, şifrelerimizi vermeye hiç gerek yok. Güvenlik yazılımı kullanmamalıyız. Kesinlikle yanlış. O sitelere girerken hatta güvenlik yazılımı kullanmanız gerekiyor. Belki o siteyi antivirüs programlarınızla beraber denetleyebilirsiniz. Bu şekilde hani ne tür sonuçlar ortaya çıkar onu öngörebilirsiniz. Bu sitelerden alışveriş yapmamalıyız. Kesinlikle doğru. O sitelere kredi kartı bilgilerimizi vermemeli, şahit verirsek ve o siteler dolandırıcı siteleri ise yani o kartımızdaki tüm parayı çekebilirler ocağımıza incir ağacı dikebilirler arkadaşlar. Ultra dikkatli olalım. Bu sitelerden dosya indirmemeliyiz. Gene aynı şekilde dosya indirirsek virüs bulaşabilir bilgisayarımıza ve bilgisayarımızı bir daha kullanamayacak hale getirebiliriz. O yüzden bu da önemli bir detay. Cevabımız Bursa şıkkı. Güvenlik yazılımı kullanmamalıyız olacaktır. 18. Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmalara ne denilir? dijital yurttaş, kültürel yozlaşma, siber zorba, dijital dünya. Cevabımız B şıkkı kültürel yozlaşma olacaktır. Yani yabancı kültürlerin olumsuz etkisine kalmasıyla beraber insanların kültürel bir yozlaşma değişim içinde olacağını söyleyebiliriz. 19. Bir resim, belge ya da nesneyi okuyarak dijital ortama aktaran aracın adı nedir? Yazıcı, mikrofon, bulut depolama, tarayıcı. Cevabımız D şıkkı tarayıcı olacaktır. Burada tarayıcı ile yazıcı arasında kalabilirsiniz. İkisi farklı şekilde çalışmaktadır da. Yani hatta ikisi karşıt olarak çalışırlar arkadaşlar. Yazıcıda örnek verecek olursak, e, bilgisayardaki bir dosyamızı kağıda dökebiliriz. Tarayıcıda ise tam tersidir. Kağıtlı olan bir dosyayı bilgisayarımıza aktarabiliriz. Bu e, iki birim ayrı şekilde çalışmaktadır. Bu ikisini özelliklerine dikkat etmekte fayda var çünkü ikisi karşımıza çıkar ve farkı da sorulmaktadır. Cevabımız Denizli Şıkkı. 20. sorumuz. Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir dediğimizde? Buna korsan yazılım, korsan dosya denilmektedir. Beta değil, lisanslı değil, depo değil. Zaten lisanslı olması para verip alındığı anlamına gelir. De demo ise hani o paralı yazılımın ücretsiz olan sürecidir. Ücretsiz olan e, deneme sürecidir arkadaşlar. Beta da değil cevabımız. Ceyhan şıkkı korsan yazılım uygulama olacaktır. Bu da gene kötü bir ifade. Suçtur aynı zamanda. Aynı zamanda etiğe de ahlaka da uygun değildir. Hani dediğimiz gibi gene aynı şeye çıkıyoruz. O şirket o yazılımı yapmak için para harcıyor, yatırım yapıyor, insanları çalışıyor, insanların zamanını harcatıyor gibi gibi. Ama biz gidip onu crackleyip korsan şekilde kırılmış bir şekilde kullanırsak bu gene bu da bize uygun olmayacak bir e, ifade olacaktır. Ha gidip e, esnafın malını çalmışız, ha gidip korsan yazılım kullanmışız. Aynı mantığa gelecektir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Daha fazla örnek soru çözmek istiyorsanız da yazıldayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Video, videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Kaç almak istediğinizi yorumlara belli etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.